Adil bir vergilendirme sistemi son dönemde çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel çoğu kez gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Erdoğan'ın iadeyi ziyaretinde de konuşulan hususlardan bir tanesi oldu. Bu konuyla ilgili çalışmalar var vergi düzenlemesine ilişkin olarak. Fakat bu çalışmalarla ilgili her gün yeni bir iddia da ortaya atılıyor sosyal mecralardan özellikle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuyu gündemine aldı. Yetkililer dışında Hiçbir paylaşıma itibar etmeyin dedi ve ekledi. Enflasyon temel meselelerin başında geliyor ekonominin temel başlıklarından biri. Haziran'a itibariyle yani Temmuz'da Haziran enflasyonu açıklanacak bu 10 günlük süre sonrasında 2 haftalık süre sonrasında Haziran'da biz bu enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Belirgin oranda düşüş olacak aylık ve yıllık dedi. Ve tek haneli enflasyon içinde tarih verdi. 2026'ya yönelik çalışmalar sürüyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cevdet Yılmaz üzerinde çalışılan vergi düzenlemesine ilişkin konuştu. Teknik çalışmalarda doğal olarak çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir. Çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Bu çerçevede kaynağı şeffaf olmayan haberlere ve yetkili kişi ve kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Cumhurbaşkanı yardımcısının gündeminde enflasyonla mücadele de vardı. Atılan adımlara işaret etti. Tek haneli enflasyon hedefini yineledi büyüme, ihracat ve istihdam artışı sürdürülürken bütçe açığının ve cari açığın düştüğü, rezervlerin ve risk göstergelerinin iyileştiği sağlam bir zeminde Haziran ayından başlamak üzere aylık ve yıllık enflasyon oranlarında belirgin düşüş göreceğiz. 2025 yılında %20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflasyon için kararlı ve koordineli bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.